Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet, yine arkadaşlar size çok güzel ve kolay bir model hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim. Yine yaprağı ve çiçeği takım olan bir model hazırladım. Bakın şöyle papatya yaprakları ve kenarında da papatya yapraklarına uygun olarak hazırlanan bu şekilde güzel bir yaprak hazırladım. Bakın ilk önce yapraktan önce yuvası yapılıyor bu çiçeğimizin, sonra kenarına daldan sonra bu şekilde güzel bir yaprak hazırlıyorum. Bu şekilde çok güzel ve hoş bir model oluyor arkadaşlar. Şöyle de bir de sallantılı halini de bakayım da şöyle görün isterim. Çok güzel duruşu olan bir yaprak. Bunları tığımın arka uç kısmına ters çevirerek yaptığım aparat olarak orayı kullandım. Küçük pipetler de olur, aparat olarak çay karıştırıcısı da olabilir. Evet. Modelim bu arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek tarif edelim. Şöyle ilk önce tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyorum. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut, oradan izleyebilirsiniz. Bakın ikişer zincir çekerek bu şekilde tığ attı ve köşe denimi nasıl olur videoda anlattım püf noktalarıyla, oradan izleyebilirsiniz. Ve tığ battımın içine sık iğne ile ipimi sabitledim. İki tane zincir çekip bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki yuvaya girip 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle kapatıyorum. Tekrar 2 zincir çekip yandaki boş tığ battıya kapattım. Bu şekilde 8 tane ara suyu mesafesi bırakıyorum. Bir tanesi de bu şekilde şöyle çiçek için gidecek arkadaşlar. Siz tabii benim örnek amaçlı her zaman söylediğim gibi ne kadar bırakmak istiyorsanız o kadar bırakabilirsiniz. Evet, şimdi ara suyun mesafesini verdikten sonra çiçeğimizin kök kısmını hazırlayalım. Yine 2 zincir çekiyorum. Şöyle 2 ve 2. 1, 2 zincir. Yandaki tığ battıya girdim. Şöyle tekrar 2 zincir. Bir defa tığı doladım. 2 ve 2. Bir tane kirpiksiz, bir tane de yarım trabzanı yapıp 7 tane zincir çekiyorum. Hemen çevirdim. Ve boş olan trabzanın tepe noktasına girip 7 zincirden yuva oluşturdum. Bir zincirle düz tarafına dönüp hemen buraya bir şöyle sık iğne yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi kirpikler için yuva olarak hazırladım. Dal olarak veyahut da şöyle 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Buraya yaprak yapacağız. İlk önce yuvasını hazırladık. Çiçeklerimizin sonra yaprağı. Her zaman ilk önce yaprak yapardık. Bu modelde ilk önce dalı yaptık. Sonra yaprağı yapacağız. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 3 oldu. 4. Bir defa tığı doladım, yuvaya girdim. Şöyle 2 ve 2, 5, 6 ve 7. Bu şekilde 7 tane trabzanı yaptıktan sonra bu 7 zincirli yuvaya böyle sadece sık iğne ile sabitledim. 10 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle bakın tam bu ölçüyü de geliyor. Buradaki ilk trabzanın tepe noktasından veyahut da trabzanın arasına da girebilirsiniz. Kapatıyorum 10 zincirimi ve 2 zincirle
dönüşümü yaptım. Buraya ikişer zincirden şöyle pipirikler yapacağız. Evet, iki zincirimi çekiyorum. Kapattım pipirik. İki zincir. Şöyle 4 5 6 7 tekrar bu şekilde şöyle güzel bir kirpikler oluşturduk. Yuvaya da sık iğne ile giriyorum bakın. Şöyle yaprağımızın kenarını pipiriklerle güzelleştirdik. Şöyle bir hava kattı bakın. Şimdi buraya sık iğne yaptık. Yanına da hemen trabzanın arasına da sık iğne yapıyorum. Şöyle iki zincir çekerek yarım kalan bu üçgeni tamamlıyorum. Boş olan tığ battıya girerek. Şimdi yaprak işlemini bitirdiğimize göre ara suyuna geçiş yapıyoruz. İki zincirimi çektim. Şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Başta bir tane yapmıştık. Şimdi iki tane daha göstereyim. Sanırsam yeterli olur arkadaşlar. Evet, bu birincisi. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yanındaki yuvaya 2 ve 2 boş olan tığ battıya 2, 2 alarak trabzan yaptım. Tepesine 4 zincirden böyle bir tomurcuk pipirik yapıyoruz. 2 zincir şöyle kapattım. 2 zincir bir defa tığı doladım. Boş olan tığ battıya 2 2 alarak trabzan. 1 2 3 4. Evet, bunu ara suyundan toplam 8 tane bu şekilde yapıp sonra yaprak için bu kirpiksiz trabzanları kurup dalımızı, yuvasını ve yaprağı oluşturarak çimeni bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Evet, şimdi çiçeğin yapılışına geçelim. Şöyle 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile girerek ipimi sabitleyerek başlıyorum. Dibine hemen bir zincir çekip ipimi uzattım. Aparat olarak bu şekilde tığımın sap kısmını kullanacağım. Bu çay karıştırıcısı da olur arkadaşlar. Bu boyutta süt pipeti minik. Çocuk süt pipeti de olur. 2 Bu dal kısmına bakın. Şöyle. Yuvaya gir. 1 2 zincir sıkı sıkı. Şöyle 3 İpimi güzelce esnetiyorum arkadaşlar. Yoksa ipler çok uzuyor bu kısımdaki ipler üzerinin papatyasını yaparken. Evet, güzelce esnetiyorum ki esneyecek yer kalmasın. Evet, 5 tane bu şekilde tığımın baş kısmına doldurduktan sonra yuvaya girip şöyle 1 2 zincirimi çekip şimdi bu ilmekleri tığımdan çıkardım bakın. 5 tane şöyle kalıpladığım için dibinde de 2 zinciri sıkı sıkı çektiğim için şöyle bakın. Bu ilmeklerin boyutunda şöyle bir ister örümcek yapın ister sadece arkadaşlar bu şekilde de yapabilirsiniz. Şunu da göstereyim. Hangisi hoşlanıp zarifliğinize giderse sadece içinden geçiyorum ilmeği. Bakın şu şekilde bir ilmek oluşturuyorum ve bu 4 zincirin içine trabzanları yaptığım yere bu örümceği sabitliyorum ve 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hemen çevirdim. Bu ilmeklere yuva geçişi hazırlayacağız. Şöyle göstereyim. Bakın 5 zincirden yuva oluşturdum. Tekrar 5 zincir. İkinci ilmeği kapatıyorum 5 zincirimi. 1 2 3 4 ve 5. Bu üçüncü. Şöyle. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 ve 5. İlmeğin içine girip sabitliyorum 5 zincir. İlmeğin arasından geçip buraya sabitliyorum. Bakın.
Hemen yanındaki hani tutturacağız demiştim ya papatya yapraklarını. Şöyle bir fazla olsun, 8 olsun diye. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Hemen düz tarafına dönüp bunu yuvanın içine tekrar sık iğne ile sabitliyorum. Buraya 5 tane yuva oldu. Şimdi ben 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Papatya yapraklarını yapmaya başlıyorum. Bakın 1, 2 ve 2. Şimdi buraya 1, 2, 2. 5 tane bu şekilde trabzan yapacağım. Şöyle 1, 2 ve 2. Bu kenardaki 2 zinciri de sayıp bakın 4 oldu. Bunu tekrar 2 zincir çekerek 5'e bu şekilde tamamlıyorum. Böyle. Sıradaki yuvaya geçişimi yaptım. 2 zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. 3 seferde 1, 2 ve 2. Baştaki bir zinciri iyice oturtursanız yapraklarınız daha güzel durur. Yuvanın içine giriyorum. 1, 2, 2, 3 oldu. Şöyle kenardaki 2 zincirle 4 olunca hemen kenarına 2 zincir, 5.'yi kapatıyorum. Tekrar yuvaya geçişi sağlıyorum. Hiç arada zincir çekmeden sadece sık iğne ile. 2 zincir, bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 1, 2 ve 2, 3. 1, 2, 2. Tekrar 1, 2 ve 2. 4 tane olunca 2 zincirle ben yine yuvada son trabzanı yapıyorum. İlk trabzan ve son trabzan 2 zincir. Toplamda 5 tane papatyamız olacak. Bakın. 2 zincir. Şöyle 1, 2 ve 2. Bir defa doluyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. 3 oldu. Şöyle 1, 2 ve 2. 4 oldu. Sonuncu yuvaya da kapattım. Geçişimi yapıyorum sık iğne ile. Ve 2 zincir. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 1, 2 ve 2. Bir defa doluyorum. 1, 2 ve 2. 3 oldu. Şöyle 1, 2 ve 2. 2 zincirimi çekip hemen yuvanın içinde kapattım. Evet. 5. trabzanım zincirden oluştu. Şöyle arkadaşlar bakın. İster bunu bu şekilde bırakın. Ay isterseniz bu yeşil yuvaya da kapatabilirsiniz. Evet, ben ipimi koparıyorum. Sağladım. Bakın çok güzel kalıp gibi bir modelimiz oldu. Hemen iplerimi yakayım, temizleyeyim modelimize bakalım. Evet, modelimizi tamamladık. Şöyle temizledik. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Çok güzel zarif bir model oldu. Yapımı da kolay. Gördüğünüz gibi yaprağı, böyle çimeni, papatyası kolay bir yapılışı da oldu. Hem zarif hem de yapımı kolay olunca arkadaşlar şöyle yapması da zevkli oluyor. Hemen çarçabuk bitince çok güzel oluyor. Şöyle bir karşıdan da ikisini bir tutayım. Hoş ve zarif oldu. Şu beyazda da tutayım arkadaşlar. Şöyle teker teker göstereyim. Yine kameramız yamulmada. Modelim bu. Kolay, güzel. Şöyle papatyalar. Tabi tülbentinizde hangi renk papatya varsa o şekilde böyle birine yakın tutarak göstereyim. Evet, sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.